Ay Sami Bey. Vallahi poz verseniz bu kadar iyi çıkmazsınız yani. Gerçekten ay çok karizmatik. Böyle heybetli heybetli. Bir de benim için rezalet çıkar diyorlar baksanıza. Aman boş verin canım, ne takılıyorsunuz? Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ünlü oldunuz bak. Abla kaç tane istersin? 3 tane canım. Başka bir arzunuz? Makara diyeceğim de diyemiyorum işte. Ama ne yapalım canım, artık biz de simitle, çay kurabiyesiyle idare edeceğiz. Ay bana bak. Senin Güney iyi ki bizim buzluktaki öz makaraları bilmiyordu. Gelir onları da toplattırırdı vallahi. Hani sen getirmiştin ya torba torba tadalım diye. Ha işte bozulmasınlar diye ben onları buzluğa attıydım. Bak iyi ki de atmışım, görüyor musun? Dikkat et. Sıcak diye torbaya koymuyorum. Sağ ol canım benim. Afiyet bol, şeker olsun. Aa, mis mis ama simidin yeri başka. Sami Bey, bence simidin modası hiç geçmez. Bunu böyle düşünmek lazım. Ay pardon. Bereket versin. Sağ olun. Hadi bay bay. Afiyet olsun abla. Güle güle. Yine siyah araba. Merhaba. Merhaba, buyurun. Ben Şekip Uncu. Buyurun. Ben bundan da küçük bir dükkanla başlamıştım iş hayatıma. Küçücük bir simit fırınıydı. Şimdi çoluk çocuk büyüttü işi. Küçücük bir fırından çok büyük bir zincire dönüştük. Ne güzel. Oğlunuzla bizim çocuklar iş yapıyor. Güney Tekinoğlu'yla. Mesele şimdi anlaşıldı. Burada makara falan kalmadı artık. Gitti. Dün hepsini gönderdik. Biliyorum. Fırınlar da gitti. Satmıyoruz artık. Buraya kadar zahmet etmişsiniz. Bitti. Hallettik biz o işi. Bitti. Ben bitmesin diyorum. Bu huzursuzluktan haberim var. Biz de aile şirketiyiz. Babaya sırt dönülmez. Dönülürse ben de köprüleri yıkarım. Onun için siz de bu işin içinde olacaksınız. Yoksa oğluma da söyledim. Sattırmam makaraları hiçbir yerde. Lütfen yeter artık. Tamam canım, az kaldı. Siz benim ne kadar ciddi olduğumu bilmiyorsunuz. Vallahi en son söz benimdir. Sattırmam. Vallahi abi yani... teşekkür ederiz ama yani biz o işi bitirdik yani. Babaların yanında çocuklar her lafa karışmaz. Bu dükkan... zincirin bir halkası olacak. İşte o kadar. Lan oğlum, Güney bir masalı yeniden yazdı ha. Artık ilkokullarda Güney'i okutmazlarsa şerefsizim. Lan oğlum, bir şey söyleyeceğim ben sana. Bu fotoğraflar çekilirken bu başlıktan haberi var mıymış garibimin? Beter olsun. Şuna bak. Ya vallahi yemin ediyorum kendimden utandım ya. Ya şebeğin tipine bak lan. De Allah'ım ya Rabbim ya. Dur çevirme hemen, okuma. Aşın davranmayın oğlum dergilere. Bak saklayın benim için. Merak etme, merak etme. Kül kedisinin gerçek hikayesinin keyfini çıkara çıkara okuyacağım, ona göre. Tuvalette baş köşeye koyun, tamam mı? Oğlum kıyma lan o kadar da. O kadar abiciğim. Ne zaman dönüyorsun?
Kısmetse bu gece bineceğim. Ha kardeşim. O zaman tamam. Hayırlı yolculuklar diliyorum sana. Anne abiye falan benden çok selam söyle. Döndüğün zaman konuşuruz. Tamam birader? Baş üstüne. Hadi öpüyorum sizi. Evime iyi bakın ha. Tamam merak et. Merak etme. Hadi iyi yolculuklar. Görüşürüz. Tamam hadi Allah'a emanet ol. Eyvallah. Hadi kardeşim. Ya şimdi bunlar bu pazarı vermek için kaç saat fotoğraf çektirmişlerdir? Okul sırasında başlayan aşk, Güney Tekinoğlu'na farklı bir dünyanın kapılarını açmış. Bir efsanenin sonu. Resimler güzelmiş ama. Ne yapacaksın bugün? Senin olmak gibi bir fikrim var mı? Ne güzel. İşim var ama değil mi? Yok yani ben bugün fırına gitmeyeceğim. İzin yapacağım. Benim de seninle vakit geçirmek gibi bir niyetim var. Babam bu akşam lise arkadaşlarıyla buluşacakmış. Öyle mi? Yani bütün bir gün, bütün bir gece izin verelim anne. Geç saate kadar yalnızız. Çıkalım. Hayır. Dışarı çıkmayalım.